Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk 5000 yayınlarının ilk 20.000 TYT Biyoloji Soru Bankası'nın soru çözüm deliliyle devam ediyoruz. Yazarımız Bülent Özçorumlu. Konumuz kalıtım konusu. Test numaramız 4. Birinci sorumuzla başlayacak olursak, kan karakteri bakımından A geni taşıyan bir canlının heterozigot olma ihtimali kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A geni taşıyan kan gruplarımız bizim A0, AA ve AB olabilir. Bunlardan arkadaşlar heterozigot olma ihtimalini sormuş. A0 heterozigot A kan grubudur. AB heterozigottur bakın. Ama AA homozigottur. Dolayısıyla 3 taneden 2 tanesi heterozigot olabilir. Cevabımız buna dolayı 2 bölü 3 olmalı diyoruz. İkinci sorumuz. Heterozigot A ile heterozigot B olan iki atanın evliliğinde kız çocuğu ve sıfır geni taşıyan bir bireyin oluşma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Heterozigot A bu şekilde yazılıyor. Heterozigot B, B sıfır olarak yazılıyor arkadaşlar. Kız çocuğu olacakmış. 1 bölü 2 ihtimalimiz var ekstradan ve sıfır geni taşıyan diyor. Bu çaprazlamadan AB, A0, B0 ve 00 bakın bireyleri oluşabilir. Bunlardan sıfır geni taşıyanlar bakın 1, 2, 3 tane kadar bakın. 4 taneden 3 tanesi ne yapıyor? Sıfır geni taşıyabiliyor. Dolayısıyla 3 bölü 4 ihtimal oradan gelecek. Ve bir de kız çocuğumuz var. 1 bölü 2 ihtimalle oradan gelecek arkadaşlar. Cevabımız 3 bölü 8 olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. Antikor bulundurmayan bir anne. Arkadaşlar antikor yoksa bu anne AB kan grubundan olmalı. Ve antijen bulundurmayan baba ise arkadaşlar sıfır kan grubundan olabilir. Bunda hem A hem de B antikoru vardır. Evliliğinden erkek olacak yine 1 bölü 2 ihtimalimiz var ve A kan grubundan bir çocuğun olma ihtimali. A kan grubu bakın arkadaşlar şuradan sıfır geni gelecek. Buradan A ve B geni gelecek. A0, B0 zaten oluşabiliyor. A kan grubunun olma ihtimali 1 bölü 2 gelecek. Ve erkek olma ihtimali de 1 bölü 2 olduğu için arkadaşlar çarparsak 1 bölü 4 cevabına ulaşırız. Dördüncü sorumuz virüslerle ilgili olarak 1, 2, 3'ten hangileri doğrudur diye sorulmuş. Enzim sistemleri yoktur virüslerin. Evet, zorunlu iç parazittirler arkadaşlar. Enzimleri olmadığı için. Enzimleri olmadığı için antibiyotik gibi faktörlerden etkilenmiyorlar. Bakteriler gibi değiller yani. Ve bunların belli bir hücresel yapıları yoktur arkadaşlar. Bunlar sitoplazması yok, organelleri yok, enzimleri yok arkadaşlar. Şöyle bakın bir bakteriyofajı çizersek bu şekilde baş kısmı, boyun kısmı ve kuyruk kısımlarına ne yapıyorlar? Oluşmuş oluyorlar. Yapıları da hücresel yapıları da yoktur arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız Edirne olmalı diyoruz. Beşinci sorumuza bakacak olursak bir virüsün içerisinde 1, 2, 3'ten hangileri gerçekleşmez diye sorulmuş. ATP üretimi arkadaşlar virüsler zorunlu iç parazittirler, mecburi parazittirler. Kendi enerjilerini üretemezler. Kendi enzim sentezleri, sistemleri yoktur. Sadece kuyruklarında metabolik enzim vardır. Onu da kendileri sentezlemezler. Daha önce girmiş olduğu konağın içerisinde ona sentez edip orada sadece depolanmasını gerçekleştirirler. Hidroliz reaksiyonları, sindirim reaksiyonları gerçekleştirilmez. Çünkü bunlar zorunlu iç parazit girmiş olduğu canlının ATP'sini kullanır arkadaşlar. Dolayısıyla zaten enzimleri de yok bunu yapmak için. Dolayısıyla cevabımız Edirne hiçbirini yapamazlar olmalı diyoruz. Altıncı sorumuz. 1, 2, 3'ten hangileri virüsler yukarıda hangi özelliklere sahip oldukları için canlı kabul edilirler diye sorulmuş arkadaşlar. Nükleik asit taşımaları, evet bunlar ya DNA ya da RNA bulunduruyorlar. Her ikisini birden bulundurmuyorlar ama bakın bunu bulundurmaları bunların canlı olmalarını sağlıyor. Konak hücrede çoğalmaları, arkadaşlar konak hücrede çoğalmaları bunların çoğalma eylemleri canlı olduğunu yine ifade ediyor. Proteinli bir yapıya sahip olmaları, evet bakın şu şekilde kapsit adını verdiğimiz kafa kısımlarında arkadaşlar şu şekilde protein kılıflar var şu kısımlarda. Bu da bunların yine proteinden dolayı canlı olduğunu gösterebiliyor. Buna dolayı cevabımız
1-2-3 denizde olmalı diyoruz. 7. sorumuz, bir virüs konak hücreye ait aşağıdaki moleküllerden hangisini kullanmaz? Virüs konağına girdiği zaman kendine ait proteinlerini ürettireceği için ATP'sini kullanabilir, aminoasitini kullanıp ondan protein yaptırabilir, nükleotitlerine bakın kullanabilir. Kendine yeni DNA veya RNA'sını yaptırmak için mRNA'sını kullanmaz, tRNA'sını kullanır, taşıyıcı RNA aminoasit taşıyor arkadaşlar. mRNA'da şifre olduğu için kendine ait proteinine bakın bu sayede üretmesi lazım. Dolayısıyla eğer konağının mRNA'sını kullanırsa ona ait proteini ürettirir. Kendine ait proteini ürettiremez. Dolayı cevabımız Edirne kullanmaz olmalı diyoruz. 8. sorumuz. Yukarıda verilen olaylardan hangileri virüslerde görülmez diyor arkadaşlar. Madde alışverişi yapma olayı virüslerde görülmez. Çünkü bütün ihtiyaçlarını girmiş oldukları canlıdan karşılıyor. Mecburi iç parazit bunlar arkadaşlar. Madde alışverişi yapsa ne olacak? Bunu kullanmadıktan sonra yapmanın bir anlamı kalmıyor zaten de ki yapmıyorlar arkadaşlar. Metabolik faaliyet gerçekleştirme enzimleri yok ki gerçekleştirsinler. Büyüme gelişme yapmazlar. Sadece kristal halde dışarıda beklerler. Bölünerek çoğalma da yapamıyorlar. Zorunlu iç parazit arkadaşlar. Bunların hepsini ne yapamazlar? Gerçekleştiremezler. Cevabımız görülmez dediği için hepsi görülmez diye düşünebiliriz. 9. sorumuz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri virüsler için doğrudur diye sorulmuş. Beslenme. Arkadaşlar virüsler hiçbir zaman beslenmezler. Mecburi iç parazittirler. Girdikleri konakçıdan her ihtiyaçlarını karşılarlar. Protein sentezi yapma, virüslerin enzimleri yok, ribozomları yok. Protein senteze bakın yapmazlar. Solunum da yapmazlar arkadaşlar. Sadece kendi içine girmiş oldukları canlıdaki hazır ATP'leri tüketirler. Ama mecburi parazit olma sadece virüslere ait olan bu özelliktir arkadaşlar. Bunlar mecburi zorunlu iç parazittirler. 10. sorumuz. Bir virüste 1, 2, 3, 4, 5'ten hangileri bulunmaz diye sorulmuş. Sitoplazması olmadığı için organeller de bakın bulunmaz arkadaşlar. DNA veya RNA'dan herhangi birisi bulunabilir. Mezozom zar kıvrımı, prokaryotlarda mitokondri görevini yapan, oksijenli solunumu gerçekleştiren organel gibi olan yapıdır arkadaşlar. Bakın bu da yine virüslerde bulunmaz. Dolayısıyla bunun da cevaplarımızı alabiliriz. Enzim olarak arkadaşlar virüslerde sadece kuyruk kısımlarında delici enzim adını verdiğimiz konağının zarını delmeye yarayan enzim bulunduğu için bakın enzim bulunabilir diye düşünebiliriz. Fakat enzim sentezi deseydi bakın enzim sentezi arkadaşlar olmaz idi. Bunun dolayı hangileri olmaz diye sorulduğu için cevabımız Denizli 1 ve 4 kesinlikle olmaz diye düşünebiliriz. 11. sorumuz. Aşağıdaki bazı kaplar ve içine bir takım maddeler konulmuştur. Bu kaplara virüs konulursa hangilerinde çoğalabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Glikoz, amino asit, vitamin. Arkadaşlar virüsler zorunlu mecburi iç parazittiler. Bunlar besinlerin olduğu ortamda kendi enzimleri olmadığı için çoğalamazlar. Ancak konak bir hücre içerisine konulursa onun her türlü içindeki faaliyetlerden faydalanarak, maddelerden faydalanarak arkadaşlar kendini burada ancak çoğaltırabilirler. Yine bakın gliserol, vitamin, mineral gibi organik besin içeren bir ortamda yine bunlar ne yapamazlar? Çoğalamazlar. Cevabımız bundan dolayı yalnız 2 Bursa olmalı diyoruz. 12. sorumuza bakacak olursak bir bakteriyofaj virüsü yani kendisine konakçı olarak çoğalmak için bakteriyi seçen virüs anlamındadır. Bakteriyofaj hangisinde çoğalır diye sorulmuş. Sadece arkadaşlar bundan dolayı bakteride çoğalır. Her virüsün çünkü konakçısı kendine özgüdür. Cevabımız Bursa olmalı diyoruz. Bir virüs konak hücrede çoğalırken konağa ait 1, 2, 3, 4'ten hangilerini kesinlikle kullanır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi konak virüste arkadaşlar ya DNA ya RNA vardı. O zaman deoksiribonükleotitleri ya kullanır ya kullanamaz bakın net bir şey söyleyemeyiz. Aynı şekilde ribonükleotitler bakın ribozlu şekerli riboz şekerli nükleotitlerdir. Bakın bu da yine ya kullanılır ya kullanılmaz arkadaşlar ama ATP kullanmak zorunda. Kendine ait protein kılıfları sentez etmek için aminoasit kullanmak zorunda arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız 2 ve 3 yani Ceyhan olmalı diyoruz. 14. ve son sorumuza bakacak olursak virüslerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Virüsler konağa özgüdür. Virüsler konağa özgüdür. Evet arkadaşlar her virüsün kendi konakçısı vardır. Konağa özgü olarak yaşamaktadırlar. Bunlar
Virüslere karşı insan hücreleri koruyucu olan interferon adlı antimikrobiyal proteinleri bakın üretebilir. Bir virüs bir hücreye girdiği zaman buna karşı savunma proteini olan bunu üretebiliriz arkadaşlar. Virüslerin sitoplazması yok ki DNA veya RNA orada yer alabilsin arkadaşlar. Demek ki DNA veya RNA sahibi olmaları doğru fakat bu sitoplazmalarında değil arkadaşlar kafa kısımlarında kapsitte bulunmaktadır diyoruz. Bunun dolayı cevabımız Ceyhan olmalı. Bakteriyofajda DNA bulunur. Evet, bakteriyofaj kendisine bakteriyi kullanan virüstür. Burada DNA bulundurur. Virüslerde ribozom yoktur. Evet, sitoplazması olmadığı için hiçbir zaman zarorganelde bulundurmuyorlar demiştik arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız Ceyhan olmalı diyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.